Gündelik konuşmalarımızda kültür deyince genellikle edebiyat ve müzik gibi uğraşlarla ilgili olan ya da çok okuyan, bilgili ve görgülü insanlar aklımıza gelir. Ancak bu kültürün sadece belirli bir parçasını ifade eder. Burada önemli olan insan ürününün bilinçli bir çaba sonucu olarak meydana getirilmesidir. Bir anlamda Kültür insan ürünü olan her şeyi kapsar. Bir toplumda ortak bir kültür olmasaydı, toplumun üyeleri birbirleriyle iletişim kuramaz ve işbirliğinde bulunamazlardı. Bu durumda toplumda karmaşa ve düzensizlik ortaya çıkardı. Kültür olmadan insan toplumu var olamaz. Kültür, insanları topluluk haline getiren ve bir topluluk olarak bir arada tutan özellikleri ifade eder. Kültür kavramı, bir nesilden diğerine dil, jest, mimik, yazı gibi iletişim yollarıyla aktarılan düşünce ve davranışın bütün biçimleri olarak tanımlanır. Kültür konusunda sosyolojik düşüncenin üç temel perspektifi vardır. Bunlar işlevselci perspektif, çatışma perspektifi ve sembolik etkileşimci perspektif. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır. Maddi ve manevi kültür, uygarlık, kültürlenme, yutulma ve uyma, kültürel gecikme, kültürel değişim, kültürel görelik kavramları ve etnosantrizmdir. Bu programı izledikten sonra kültür ve kültürel çeşitlilik olgularını açıklayabilecek, Kültür olgusu hangi temel kavramlar çerçevesinde tanımlanmıştır ve hangi yaklaşımlar bağlamında tartışılmıştır sorularına yanıt bulabileceksiniz. Sosyolojinin temel konusu topluluk halinde yaşayan insanlardır. Kültür bu bağlamda oldukça önemli ve temel bir kavramdır. Kültür insan yaşamının bütünü kapsamaktadır. İnsanın yaşam biçimini ve toplum kültürünü öğrenmesi gerekir kültürün bu bağlamda iki önemli özelliği ortaya çıkmaktadır. Kültür öğrenilir ve paylaşılır. Kültür, bir toplumun üyesi olan insanların gereksinim duyduğu objeler, değerler ve öteki niteliklerin oluşturduğu karmaşık yaşam için yapılmış tasarımdır. Sosyolojik açıdan kültür sadece yüksek kültür olarak adlandırılan opera, edebiyat ya da güzel sanatlara ilişkin karmaşık bilgilerle sınırlı değildir. Kültür bütün bir toplumun sahip olduğu şeydir. kültürün temel olarak iki boyutu vardır. Bunlar maddi ve manevi kültürdür. Bir toplumda yaratılan mimari, sanat, teknoloji, oyuncaklar, yazılı görsel medya gibi somut objeler maddi kültürü oluşturur. Bunun yanında normlar, yasalar, idealler, gelenekler ve inanışlarsa manevi kültürü oluşturur. Kültürün sistematik biçimde gelişmesi ve toplumsal sınırlarının ötesinde etkili olabilmesi sürecinde uygarlık ortaya çıkmıştır. Uygarlıkların sınırlarının ötesine yayılması ve başka toplumlar üzerinde de etkili olması kültürlenme, yutulma ve uyuma gibi süreçler aracılığıyla gerçekleşir. Bu süreçlerde bir kültürden bir bireyin başka bir kültüre ait norm ve değerleri kendi kültürüne eklemesine kültürlenme denir. Geniş bir medeniyetin içinde yaşayan bir grubun egemen olan farklı kültürel özelliklere uyum sağlaması ve toplumsal kurumlar içinde eşit konum kazanmasına yutulma denir. Diğer yandan küçük ve zayıf bir grubun büyük bir medeniyetle temas halinde dahi öz kültürünü koruyabilmesi durumuysa uyma olarak ifade edilir bir topluma ait kültür hiçbir zaman durağan değildir. Daha önce değinildiği gibi teknoloji gibi bir maddi kültür unsuru geleneksel manevi kültür unsurlarından daha hızlı değişir ve hatta geleneksel unsurlarla çatışabilir. Bu duruma kültürel gecikme denir. Toplum içerisindeki her grubun kendine özgü bir kültürü vardır. Yaşamlarını kendi gelenek ve alışkanlıklarına göre düzenler. Dünyada birbirine benzer özellikler taşıyan kültürler olduğu gibi önemli farklılıklar taşıyan kültürler de vardır. Bu bağlamda farklı bir kültüre alışmaya çalışan insanların yaşadıkları sıkıntılara kültür şoku denir. Bunun yanında bir bireyin kendi kültürünü diğer kültürlerden üstün görmesine etnosantrizm denir. Kendi kültürünü üstün görmenin aşırı biçimlerinde başka kültürleri aşağılama, onlardan nefret etme ya da korku duyma gibi olumsuz özellikler görülür. Kültür konusunda araştırma yapan sosyologlar, üzerinde çalıştıkları kültürlerle ilgili olarak yabancı ya da normal gibi kavram ve yargılamalardan kendilerini uzak tutmalıdır. Kültür, üyelerinin gözünden görülmelidir. Bu bağlamda kültürel görelilik kavramı sosyologlar açısından önemlidir. Kültürel görelilik, toplumsal grupların ve kültürlerin ön yargılardan ve kültürler arası karşılaştırmalardan uzak bir biçimde o grubun üyeleri gibi anlaşılıp incelenmesini ifade eder. <laughs> kültürün anlamı, sosyolojik düşüncenin üç temel bakış açısına göre açıklanabilir. İşlevselci perspektif, kültürün toplumsal düzeni sağlama işlevine vurgu yapar. Kültür, insanların gereksinimlerini karşılamak üzere önemli işlevleri yerine getirir. Çatışma perspektife göre kültür, statükoyu korur, zengin egemenlere yarar sağlar, toplumsal eşitsizliği destekler. Sembolik etkileşimci perspektif, kültürün insanlar arasındaki etkileşimin ürünü olarak geliştiğini savunur. Kültür, toplumsal etkileşim açısından rehber görevi gören paylaşılmış anlayışlar bütününü yansıtır. Kültürel çeşitlilik, kültür, belirli bir toplumda kabul gören davranış biçimlerinin tanımlar ve toplumdan topluma farklılıklar gösterir. Yeryüzünde birbirinden farklı sayısız kültür yapıları söz konusudur. Bütün farklılıklara rağmen kültürel evrensellikler de vardır. Çünkü kültürler her yerde bireylerin gereksinimlerini karşılama tarzlarını ifade eder ve bu gereksinimler de evrenseldir. Kültürel farklılık konusunu ele alacak olursak Yüksek kültür ve popüler kültür ayrımı, kültürdeki farklılaşmaları açıklayan en önemli kavramlardandır. Özel bir yaşam biçimi, zevkleri, alışkanlıkları olan küçük elit bir grubun sahip olduğu kültüre yüksek kültür denir. Klasik müzik düşkünlüğü, resim ve heykel sanatına ilgi yüksek kültürün özelliklerindendir. Televizyon seyretmek, maça gitmek, aile etkinliklerine katılmak gibi özelliklerse popüler kültürde görülür. Bu bağlamda popüler kültürde söz konusu olan halkın beğenisidir. Halkın sevmediği kişilerin ya da konuların popüler kültürde yeri yoktur. Ortak algı, yüksek kültürün popüler kültürden daha üstün olduğu yönündedir. Bir diğer kültür çeşidi ise endüstri toplumlarının ürünü olan kitle kültürüdür. Belirli bir toplumsal grup tarafından halka yönelik geliştirilen ve kitle iletişim araçlarıyla üretilen kültürü ifade etmektedir. Bir toplumda kültürün yapısını anlamakta yararlı olacak temel kavramlar egemen kültür, alt kültür ve karşı kültürdür. Toplumun kültürel değerlerini benimsemekle birlikte kendisini diğer gruplardan ayıran özgün değer ve normlara sahip olan grupların kültürü alt kültürdür. Alt kültürün değerleri ve üyeleri için getirmiş olduğu diğer ölçütler toplumun değerlerine ve diğer kültürel niteliklerine kesin bir tepki niteliği taşıdığında söz konusu olan kültür karşı kültürdür. Kültür olmadan insan toplumu var olamaz. Bu durum kültürün sosyolojik açıdan önemini de ortaya koyar. Kültür insanları topluluk haline getiren ve bir topluluk olarak bir arada tutan özellikleri ifade eder. Bireyin bebeklikten itibaren varlığını sürdürebilmesi için Yaşam biçimini ve toplum kültürünü öğrenmesi gerekir. Kültürün bu bağlamda iki önemli özelliği öğrenilebilir ve paylaşılabilir olmasıdır. Uygarlıkların sınırların ötesine yayılması ve başka toplumlar üzerinde de etkili olması kültürlenme, yutulma ve uyma gibi süreçler aracılığıyla gerçekleşir. Kültür şoku farklı bir toplum içinde farklı bir kültüre alışmaya çalışanların yaşadığı zorluklardır. Bir bireyin kendi kültürünü diğer kültürlerden üstün görmesine ise etnosantrizm denir. Sosyolojik düşüncenin üç temel bakış açısı vardır. Bunlar işlevselci bakış açısı, çatışmacı bakış açısı ve sembolik etkileşimci bakış açısıdır. Bu programda kültür ve kültürel çeşitlilik olguları açıklanıp, Kültürün önemi nedir? Kültür olgusu, hangi temel kavramlar çerçevesinde tanımlanmıştır. Kültür, hangi yaklaşımlar bağlamında incelenmiştir. sorularına değinildi, konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, davranış bilimlerine giriş ders kitabının ikinci ünitesinde yer almaktadır.